Sen Mahmut. Ay Mahmut Tutsun. Mahmut. Şimdi dur. Ah, hasta geldi. Merhaba. Prodüksiyon oraya değil, piyanistin ön tarafına. Piyanistin ön tarafına. Sabahın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hamilesiniz. Evet. Ve haberiniz yok bundan. Dış gebeyim. Yok, iç gebesiniz. İç mi? Ezgi, o oraya değil, yatak oraya. Siz bu tarafa, onu arabanın bagajına koysanıza. Ha, tamam. Evet. Sizin için tantra yatağa gidin. Siz yatağa yatın. Siz battaniyeyi de üstünüze alın. Evet. İç gebesiniz. Doğuma kalmış birkaç saat kocanız aramış. Bu yatak... Hemen... Buraya mı, buraya mı? Ya buraya işte. Örtsene kadın bacaklarını. Doğru mu? Doğru, doğru. Biraz bize doğru dönün, güzel yüzünüzü görelim. Tamam. Ama çok da dönmeyin birinci sıra çünkü... Birinci sırada herkes de aynı bileti aldı. Tamam, süper. Siz orada yatıyorsunuz. Evet, siz de almışsınız. Dağdan iniyorsunuz. Karda, kışta, kıyamette. Seyirci, şey sesi yapın, fırtına sesi yapın. Tipi var, tipi. Arkadaşım, bir erkek al. Sabah Hanım'a bir... Sabah'a bir koca al hemen çabuk. Sabah Hanım'a koşarak gelen abi... Bir tane de tabanca, ne olur ne olmaz. Hoş geldiniz abi. İsminiz ne? Uğur Bey, hoş geldin. 5 saniyede bire düştü hocam. Geliyor. Evet, isminiz neydi beyefendi? Yalnız... Uğur mu? Evet hocam. Evet Uğur, şanslı günün, sabahın kocasısın. Naber Uğur? Naber değil, sen ölüyorsun, doğuruyorsun, gıcık kapıyorsun bu adamdan. Son bir saat evet erkeklerden nefret ediyorum senden. Tamam, manyak mısınız? Evet, arkadaşım, dağdan yürüyorsunuz, tipi var. Alın tipi yüzünüze. Hav! Tipi var! Ver ya, ver. Bacım, rica et. Dur kız. Aa, vermedim. Yavaş, yavaş. He? Ay. Evet, tipi al, tipi var! Şuradan tipi alalım mı biraz? Hayır! Seyirci, tipi yapsana. Nasıl, tipi nasıl yapılır? Yapılır, sen bak işine. Seyirci tipi yapsana, uyumayın. Yapıyorlar, inanamıyorum ya. Koca koca aklı başında insanlar. Yemin. Arkadaşım, önden yardım etsene kıza. Ben iyiyim hocam. Hayır, öyle değil. Yandan gir ulan, yandan gir. Yok artık, yandan gir. Hayır, öyle değil. Ya. Lan ekime yandan katıl. Heh, evet. Arkadaşım, sarhoşsun hala ve Mahmut'a çıkışıyorsun kız ulan, yüzünden. Ulan bu yatak niye uçuyor oğlum? Hayır lan, o değil. Evet. Heh. Evet, hangi ev? Bakın uzaktan, tipiden göremiyorsun Ezgi. Hangi bak... ev? Adresi bilmeden bizi vurdunuz daha. Hangi ev? Nereye? Ezgi, bak uzaklara, hangi ev? Hangi ev? Evet, sabah bağırıyorsun, doğurur gibi. Buradan geliyor. Lan oradan gelmiyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. Kadın dokunuyor. Bence gelmiş bile. Senin niye bu kadar hoşuna gidiyor doğurmak? Yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Evet, muhtarı gör arkadaşım. Sor muhtara. Koy abi, yorulma. Selametle. Buyurun. Minibüsün ortasından geçtim. Bu bağıran kadın nereye düşüyor? Yani nereye atıyorlar çok bağıran kadınları? Sen hangi bağıranı soruyorsun? Bizim köyde bütün kadınlar bağırır genelde. Hareketli bir köy. Şimdi bir hamile hanım varmış. Onun için geldik. 112'den geliyoruz biz uzaktan. Vallahi 3 tane hamile var. Hangisi bilmiyorum ki. Sesi nasıldı? Böyle enteresan, neşeli bir insan. Ha, o bizim şey ya. Bizim Uğur'un karısı Sabah olmasın o? Sabah değil, akşam gelin dediler acil işte. Tamam, sen düz git. Cama tıkla, odur muhtemelen. Ah tamam, hadi. Hadi kolay gelsin. Sabah sen çok kızgınsın, bu adama devam bağırıyorsun şeye, Uğur'a. Uğur, nefret ediyorum senden. Bir doktor getiremedin, çilek istiyorum. Uğur'un şu an umurunda... Uğur'un şu an umurunda değil. Buradan zaten... Sabah çileği ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın çileği? Bir kere iç gebeliksin. Aşeriyorum. Doğurmadan loğusa bandı takmışsın kafaya. Affedersin, iç gebelik ne demek? Ha? İç gebelik ne demek? Karnı olmadığı için içinde büyütüyor. Olsa ensede mi büyütecek? Nasıl?
Hiç gebelik diye bir şey i̇çimde, yok ki. Normal gebelik o. İçimde ama çocuk için çilek istiyor. Aa canım. Demek kordon dolandı. Arkadaş. Evet gel Ezgi gel. Sen çok bağırıyorsun sabah. Bağır. Aa, Hamile Hanım burada mı? Doktor. Ambulans geldi. Günler. Kolay gelsin. Doktor. Hadi doktor. Ben operatör minibüs şoförü. Hanımefendi ilgilensin. Hanımefendi arabanın servisini yapıyor. Uğur zıplayarak konuşuyorsun. Çok tersin. Karım doğuruyor. Karım doğuruyor. Lütfen yardımcı olun. Tamam önce kolumu alayım. Şimdi büyük geçmiş olsun. Geçecek ama gelin hadi geçsin. Sabah bağır. Uğur senin yüzünden oldu. Sen yaptın. Uğur senin yüzünden oldu. Sen yaptın. Pis herif git yanından. Git başımdan. Ben tek başıma doğuracağım bu çocuğu. Git. Bir şey söyleyeceğim. Önceden de böyleyse hakikaten yapmasaydın yani. İnsan bile bile lades demez değil mi hocam çünkü? Arkadaşım sen de ki bana bırakın ben sakinleştim. Bana bırakın, bana bırakın. Ben şimdi hastanın dilinden anlıyorum çünkü. Hadi bakalım. Ay, ay, ay. Kolay gelsin. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Yavrum niye bağırıp duruyorsun? Sancım vardı orada. Ya geçecek bunlar. Hep bir avazda geçecek ya. Bu böyle gaz gibi. Çıktı mı bir daha da geri gelmez. Ama şimdi insanın yanıltan şu. Sen sanıyorsun ki doğduğu zaman bütün sıkıntı, asıl sıkıntı o zaman başlıyor. Şimdi bütün, değil mi? İlk üç ay gaz. Doğurmasam mı? Tabii ki de. Kalsın içinde. Yani baktın efendi bir çocuk o zaman doğur. Anladın mı? Şimdi ne olacağı da belli değil çünkü bunun yani. Kız mı erkek mi? Adını düşündünüz mü? Kız. Altın getirdik size. Ya saçmalamayın. Manyak mısınız? Ezgi sen doğumu yavaş yavaş başlat. Burada mı? Ya işte git kadının elini tut, bir şeyler koklat, bir şeyler bir şeyler. Evet, değişik arkamız. Bir sistem uygulayacağız, elinizden doğurtacağız. O yüzden ince bir çocuk olacak. Değil mi hocam? Şey sabah Uğur'a alın bunu başımdan diye. Uğur'a çok fena kızgınsın. Git doğur buradan. Git hocam, senin, alın şunu başımdan. Doktor istemiyorum bu söyle adamı. Karpuz istedim yok, kavun istedim yok. Karpuz istedim yok, kavun istedim yok. Çocuk geliyor, çilek bile yok. Bence kadın hamile değil, aç. Yani sıkıntı o olabilir. Bak, evet titreme de gelmiş çünkü açlıktan. Arkadaşım kadını sedyeye alacaksınız. Uğur Bey sedyeyi alıyorsunuz. Uğur Bey getirin. Evet Ezgi konuşsana kadınla. Derin derin nefes alıp verin hanımefendi. Hah, oh mis gibi. Tamam birazdan bütün acılar geçecek. Hemşire Hanım kapı hemşire hanım. Camı tıkla camı. Ezgi bak kapıya. Ne var? Bir şey lazım mı ekmek mi? Nerede var? Sedyeyi getir. Ne saçma bir yer. İçeri giremiyorum köyde ya. Getir sedyeyi getir. Ya, merhaba. İyi misiniz? Nasıl oldu? Sancı var mı hala? Tamam biraz daha geliyor. Az kaldı. Sedye de geldi. Sedye zaten ev kadar ya. Kaldık yalnız ha. Şimdi abi ters dön dışarıda. Dışarıda dön. Sabah şey ver, sipariş ver çocukla ilgili, odasıyla ilgili falan Uğur'a. Beni dinlemiyor hiç. Uğur! Puseti al, puseti. Puset mi? Puseti alman lazım yoksa maçı kaybediyoruz. Onu demiyor geri zekalı. Evet. Kadın diyor ki puseti al diyor, o seti demiyor. Ha pardon. Ben bu hayat bir maç olduğu için benim için. Buyurun. Başka bir şey daha iste sabah. Oyuncaklarını da al çocuğum. Çocuk bir de olsun. Çocuğu ejderha diye bağır, ejderha. Getir abiciğim. Ejderha. Ejderha alsın çocuğa yani. Ejderha al çocuğa. Emziğini de al. Git biraz geri git. Masal kitapları da alacağım. Sedyeyi müzik setine dayadı. Evet arkadaşım gel şimdi kadınla konuş. Ağzın leş gibi içki kokuyor sabah. Ağzın sana leş gibi içki kokuyor. Hayır, hayır. Yazık ayıp be hamile kadın. Senin kokuyor. Senin sen kokuyor. Yaklaş. Ne biçim kadınsın sen yanında taşıyorsun. O değil ulan. O değil. Senin kokuyor geri zekalı. Senin kokuyor burada olsun. Kel olanın kokuyor. İşte bu. Hayır ulan. Hem kel hem salak kokalan kokuyor. Kokuyor. Bir su ister misiniz küçük? Arkadaşım eğil Sabah'a. O sırada Sabah de ki leş gibi alkol kokuyor. Bunlar mı doğurtturacak beni diye kov onları. Evet nasılsınız hanımefendi? Leş gibi alkol kokuyor. Bunlar mı doğurtturacak beni? Yok. Hayır biz doğurtturacak. Ne halin varsa arkadaşım. Yürü doğurtmuyorum ya. Gel buraya. Gel. O hasta şu an doğurmak üzere. Evet. Onun sancısı sana girse nasıl olur? Kendini düşün. Evet. Hissettin mi? Nispeten. Evet, şimdi kadın ona göre davran. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Kızmakta haklısınız. Şimdi alkol almadım ben. Arabanın benzini bitmişti. Arkadaşlardan benzin aldım. Ondan dolayı benzinin alkolü bu. Benzinde alkol var. Midem vardı. Bulandı, çıkıyor çocuk. Miden mi bulandı? Midem bulandı. Çocuk bence çıkmıyor. Bulandığına göre çocuk yukarı gidiyor. Mideyi o bulandırır çünkü. Evet, kadını Uğur'la şeyin, al Mahmut'u tarif et. Kadını alsınlar, sedyeye koysunlar. Ama alırken sabah çok huysuzluk yap. Evet, buyurun.
Şimdi Uğur Bey, Mahmut, evet, abicim hanımefendiyi alacağız. Ne yapacağız? Sarsmadan. Çünkü artık doğum gel kapıya dayandı. Sarsmadan... Ezgi sen çok anlamsız, alakasız şeyler konuşturarak oyalamaya çalış. Tamam. Hakikaten kaldırıyoruz. Ben kalkıp geçsem daha iyi değil. Yok yok, öyle eğlenceli değil. Taşırlar. Zeytinyağlılara şeker mi koyuyorsunuz, portakal mı? Yok yok, hiçbir şey yok ya. Ben şöyle. Evet, boynu şey olmasa. Mahmut kaldı. Gelin şöyle. Bravo, süper. Tamam, geçti. Evet, sonra hala bağırıyorsun. Giderken muhtara bağırıyorsun. Su getiremedin, köye sağlık ocağı getiremedin diye muhtara da bağır. Muhtar nerede? Su getiremedi, bu köye sağlık ocağı getiremedi. Ay çocuğum geliyor ama. Tamam, sakin. Bu köye geleyim de. Çok özür diliyorum. Sende nasıl bir enerji var ya? Yani gerçekten tebrik ediyorum ya. Doğururken bu kadar hiperaktif olmaz. Demek çocuk çıktıktan sonra geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. Evet, Uğur ağlayarak başına çök. Karıcığım, sana gelen bana gelsin, o tarz. Sen ne hissediyorsan aynısını hissetmek istiyorum de Uğur. Bütün acıları ben de hissediyorum, seninle birlikteyim, merak etme. Nerede hissediyorsun pis yalancı? Şimdi hissedecek, gel Uğur. Alın kadını. Evet. Karda tipi de, tipi, seyirci tipi yap. Komple, herkes birer tipi yapsın, değil mi hocam? Arkadaşım, sen önden yolu gösteriyorsun. Burada. Hayır, karda zor yürüyorsun. Düşeceğim. Karda zor yürüyoruz hocam. Hepiniz karda zor yürüyorsunuz. Gel abi. Abi sen Uğur. Gel. Arkana dön. Sen de. Ezgi Hanım, siz de arkaya buyurun. Yoksa bak... Ay! Yok, korkacak bir şey yok. Geçen böyle biri oldu, çok sevdiğimiz biri. Hemen defnettik. Karda yürüyorsunuz. Ama iz bırakmıyoruz, değil mi hocam? Allah kahretmesin sizi. Dönelim. Düşeceğim. Yok, kız düşmezsin. Hocam Uğur, sağ ol. Kız arkaya geçmezsen bana düşecek. Bana bak, yok, ben düşüyor. Çok rahatım. Ezgi sen ya. Elini tut, Sabahın elini tut. Konuş onunla, konuş. Zeytinyağlı yedik, iyiydi şimdi. Geldik. Bir enginarda bir şey ne güzel olurdu. Şimdi hanımefendiyi normal oturtup ambulansa almamız lazım. Oturtup almamız lazım. Evet, hanımefendiyi alın oturtarak arka koltuğa. Hadi bakalım. Ha, o taraf. Şöyle. O zaman şunu da alalım isterseniz. Kadın kurdeşen döktü. Şöyle. Evet, tamam. Battaniyeyi alın. Aldık battaniyeyi. Yorganı anladık da battaniye. Sabah tam yürürken çocuk doğuyormuş gibi bir hareket yap. Herkes çok şey, panik oldu. Ay. Yok. Alın şu kadını götürün ya. Ne oldu? Çocuk geldi. Ay gelmedi. Gelmedi. Ne yapıyorsun? Geldim. Şurası. Evet, alın arkaya oturtun. Uğur sen de yanına otur hemen, koş yanına otur. Mahmut'u burada bırakıyoruz sanırım. Evet, Mahmut'la sen de vedalaş. Mahmut'cum çok memnun oldum. Ben de oldu o zaman. Lan ne oluyor? Bir gün burada ölüp kalacağım, yemin ediyorum. Sen niye geldin Suzan? Ya ben alışayım kadınların peşimden koşmasına ama bu yeter artık canım. Suzan, sen ebesi misin çocuğun? Ay çok dağılmış, düzelteceğim ayol. Acele etme, 2 gün buradayız. Evet, çabuk olun. Ezgi sen konuş, kızın elini tut. Şey, Sabah sen vuruyorsun Uğur'a. Uğur'a vuruyorsun devamlı. Ay. Yalnız bayağı vuruyor. Tamam canım, anladım. Bayağı oturttun yalnız, söyleyeyim. Canım bir erkeğe vurmak istemiş. Evet. Gergin bu arada. Evet, Sabah tanıştığınız anı anlatsana Ezgi'ye. Biz nasıl tanıştık? Nasıl tanıştığınızı anlatın bana, rahatlayın. Yine böyle tipini bir gecede. Ha. Ben yolda kalmıştım. Bu beni kurtardı. Ne güzel işte bakın. Hamile kaldım ama. Değişik bir kurtarma sisteminiz var. Adamı hayattan soğutarak... Tebrik ediyorum. Evet Ezgi, gönder Mahmut'u. Mahmut'cum, çok sağ ol. Oldu. Teşekkür ederim, sağ ol canım. Lan kıza çarpıyorsun hemşireye. Ay. Yok, kıpırdatmıyorum. Evet, aç. Sabah sen doğuruyorsun. Tamam, derin nefes alıyorsunuz. Arkadaşım derin. Şirinlikler yap. Dön arkana, kadına şirinlikler yap. Hepsi geçecek. Nur topu gibi olacak maşallah. Vatan ameliyatı hayırlı olacak inşallah. Yönetmen gibi olmayacak. Çok tatlı i̇nşallah, bir çocuk olacak. İnşallah. Hadi bakalım. Sabah sendeki sen... Aa, kelsiniz şoföre bakıp. Aa, kelsiniz şoför.
Ya şu çektiğimiz eziyetten sonra bu mu yani bana yani? İstirham ediyorum yani. Ben... Hayır hayır, bir şey merak et. Doğuştan mısınız? Sor, benimki de böyle doğmasın. Doğuştan mı? Yok, ben çıktığım an yere düşmüşüm. Sürtünmeden de o. Çocukken şey olmuş. Evet, giderken... tam o sırada hastaneyi görürsünüz. Gör hastaneyi. Aha, hastane. Geldik mi? Yetiştiriyorum seni de. Hemen yetiştiriyorum. 2 dakika için hastaneye. Hiç korkacak bir şey yok. Geldik. Derin nefes. Heh. Tam hastaneye gelip kapının önüne yanaşırken çocuk çıkar. İnge! Ne yapıyorsun lan? Ha, pardon, ben önümüze mi çıkıyor? Abla hem doğurdu hem de çocuk oldu. Ben önümüze... Sabah yapmasana şunu. Sadece çocuğu doğurtan çıktı de ben onu seslendiririm. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Gel. Çıktı! Ya arabayı sabah yıkattım ya. Ya yeter artık, burama geldi yemin ediyorum ya. Lan gerizekalı mısın, ambulans bu? Inga! Çocuğu bulamıyorsunuz, koltuğun altına kaçtı, arasanıza. Koltuğun altına. Ne? Arkadaşım şey, panik yapsana Ezgi. Çağır şoförü, çocuğu arasın. Panik yapın. Nerede bu çocuk ya? Inga! Nerede bu çocuk? Çocuğum nerede? Siz bir çocuk doğurduğunuza emin misiniz? Inga! Allah Allah, hayırdır inşallah. Arkadaşım arasana. Allah kahretsin, çocuk da o benim cep ya. Ya hayır. Alo. Anne. Göreceğim. Arkadaşım, otur şuraya, gerizekalı mısın desin. Çocuğu bulsanız ha, bul çocuğu annesine. Yok. Ver. Nerede oğlum, nerede? İşte hay Allah. İşte. Göbek bağını takip etse bulacak. Allah ya. Aa, çocuğum. Gidemiyor zaten, size bir göbek bağı var çocuğun, evet. Düşürdüm çocuğu. Hayır, elimde. Büyük geçmiş olsun. Sabah çocuğu al kucağına, ağlamaklı ol. Kalk, in arabadan. Öne doğru gel, sahnenin önüne doğru. Duygusal bir konuşma yap çocuğuna bakıp. Gelim. Ben seni ne şartlarda doğurdum. Canım, kız mı? Ya gülme! Ne gülüyorsun? Kız mı dedin, gülüyorsun. Şahane bir anne olacak. Daha kız mı onu anlamadığına göre... Evet, kız mı dedi? Ver cevabı. Gözüm yaştan görmüyor. Evet, maşallah var prenses. Aynı da siz. Ay. Dön Ezgi'ye, ismini sor, senin adını koyacağım de ağlayarak. Senin adın ne? Efendim, benim adım Ezgi. Ezgi, senin adını koyabilir miyim? Ay, tabii ki. Kulağına söyleyeyim mi adımı? Ezgi olsun, hadi söyle. Bakalım. Ya öyle olur mu? Dedesi söyleyecek, manyak mısınız? Ay, pardon. Benim adımı da babasına verir misiniz? Neyse, bu şansımı deneyeyim dedim. Manyak mısınız? Her şeyi birbirine soktunuz. Evet. Ne saçma bir şey bu? Evet. Filmimin içine ettiniz, mahvettiniz. Hep yapmıyor muyuz? Uğur gönder yerine çabuk. Çok teşekkürler abi, zahmet ederim. Eyvallah, çok sağ olun. Canım kocam. Sağ olun, hayatınıza. Evet, kucağında bebek. Arkadaşım, sen şimdi kadınla konuşuyorsun. Bebek hakkında konuşuyorsun kadınla. Bu bebekten bir olmaz. Arkadaşım! Hareketleri gördüm böyle. Çocuğa öp dedi mi, susacak çocuk bir yere. Arkadaşım, bunu niye yapıyorsun? Evet. Yapma şunu. Yapmıyorum bunu bir daha. Yapma lütfen. Hanımefendi, gerçekten uzun zamanları böylesine tatlı bir çocuk görmedim. Ne koşullarda, evet. Ne koşullarda doğum yaptınız. Vallahi biraz sizi andırıyor yani, böyle bir şuraları falan. O değil mi? Böyle güldüğü zaman o andırıyor vallahi. Sen pantolonla nasıl doğurdun? Doğum pantolonu. Özel yaptım. Bütün bu seyrettiğinizde buna mı taktınız? Sabah Tümer'i öne getir. Seyirciye selamlar. Öne. Sabah Tümer.